Merhabalar, Faizsiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faizsiz Ekonomi'de bugün artık 2020 yılının sonuna gelmişken, katılım bankalarının sektörde bu sene neler yaptığını, bununla birlikte yabancı sermaye yatırımlarını konuşacağız. Türkiye özellikle son yıllarda e, istikrarlı ekonomiyle birlikte bölgede yabancı yatırımcılar noktasında yeni yatırımlar çekmeye devam ediyor. Körfez sermayesinin katılım bankalarına ve Türkiye'deki faizsiz finans sistemine bakış açısı nasıl burada? Nasıl yatırımlar yapıyorlar? Ee, yeni dönemde faizsiz finansla yeni ürünler neler? Hepsini konuşacağız. Bugün Kuvvet Türk Bireysel Satış ve Özel Bankacılık Grup Müdürü Sayın Ali Bağtır bizlerle. Hoş geldiniz Ali Bey. Le. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi e, körfez sermayesiyle başlayalım. Biz aslında bu süreçte Türkiye ekonomisi özelinde de konuştuğumuzda yabancı yatırımcılar ve reformları konuştuğumuz bir dönemdeyiz pek çok yönden fırsatımız var. Yani batıda Avrupa'ya, doğuda da Körfez'e komşuyuz. Dolayısıyla burada aslında Körfez ülkelerinin faizsiz sistemde bakış açıları ve yatırımları nasıl? Evet yani özellikle son 10 yıl içerisinde Körfez ülkelerinden Türkiye'ye ciddi bir ilgi artmaya başladım. Türkiye'ye gerek gayrimenkul olsun, gerek diğer yatırımlar olsun, iş kurma amaçlı gelen Körfez ülkelerinden gelen çok yatırımcılar var. Bize Kuveyt Türk olarak ee, yabancı bankacılığı e, adı altında bir yapılanmaya gittik. Yani yaklaşık 420 şubemizin 80 tanesini yabancı bankacılığı merkezi sistemiyle e, yabancılara hesap açabilen, onlara bankacılık hizmetleri sunabilen, onlara yatırım fırsatlarını anlatabilen e, merkezler haline getirdik. Türkiye'ye gelen yabancıların e, özellikle EML ve KYC dediğimiz müşterinin tanı ilkesi doğrultusunda merkezi bir hesap açılış sistemi uyguluyoruz. Müşterilerin fon kaynaklarını, para kaynaklarını öğrendikten sonra da onlara e, Türkiye'de yapabilecekleri yatırımlarla alakalı bilgi veriyoruz. Tabii bu bilgileri verirken e, onlarla kur kuracağımız iletişim çok önemli. E, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça bilen personel istihdam ediyoruz bu yabancı bankacılığı e, merkezlerinde. E, mobil bankacılık çağrı merkezi hizmetlerimizi de yine İngilizce ve Arapça olarak veriyoruz. Dolayısıyla kendi dillerinde iletişim kurduğumuz zaman varlıklarını kendi ülkelerinden Türkiye'ye taşıma konusunda daha istekli ve hevesli, hevesli olabiliyorlar. Şimdi burada biraz daha aslında makro anlatmanızı isteyeyim. Yani evet. e, neden Türkiye, e, 6 körfez ülkesi dediğimiz ülke mesela neden e, yatırım noktası da Türkiye'yi tercih ediyor? Siz özellikle gelen e, yatırımcılarla da muhatapsınız. Evet. Ne görüyorlar? Mesela hani aşağı yukarı, yukarı bir rakam var mıdır sizin bankanız özelinde? Ne kadar yatırım yapıyorlar? Ya da e, bu, bu e, tutarı mesela nasıl değerlendiriyorlar katılım ürünlerinde? Evet, e, şimdi bu 6 körfez ülkesi. Başta kendi e, hakim ortağımız Kuveyt Finance House'un bulunduğu Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan buradaki fon fazlasını zaten kendi ülkeleri dışarısında, dışında e, New York'ta, Londra'da, İsviçre'de değerlendiren yatırımcılar, yatırımcılar. Biz bunu İstanbul'a da almaya çalışıyoruz açıkçası. E, bunu nasıl sağlıyoruz? Bir kere İslami bankacılık ürünlerini çeşitlendiriyoruz Kuveyt Türk özelinde de. E, bu müşterilerimizi katılma hesapları, sukuk ...işlemleri, yatırım fonları... ...ondan sonra e, borsa... E, ...gibi işlemlere yönlendiriyoruz... ...açıkçası. E, bu e, müşterilerle ...direkt iletişim, ultra high network... ...dediğimiz... E, ...yüksek hatır sayılır varlığı olan... ...bu müşterilerimiz... E, ...Türkiye'ye gelip bu yatırımlarını... E, ...bu ürünlerde değerlendiriyorlar. Aslında biraz da amaçları... E, ...varlıklarının dünya üzerindeki... ...dağılımını çeşitlendirmek... E, ...Türkiye'deki... E, güven ikliminden ve yüksek getiri avantajlarından da faydalanabilmek. Kuveyt Türk özelinde bir rakam var mı? Ne kadar şu an yabancı yabancı Körfez e, tarafında? Şu yabancı müşteri olarak bizim 200 bin adet müşterimiz var Kuveyt Türk özelinde. Hı hı. E, yaklaşık 3 milyar dolarlık da e, bu yabancıların bizde bir e, varlıkları var. Aslında e, şöyle söyleyeyim, biz Körfez bölgesine Türkiye'den, Bankacılık ürün ve hizmetlerini ihraç eden bir durumdayız. Yani biz onlara iyi hizmet veriyoruz, iyi deneyimler yaşatıyoruz. Onlar da bize fonlarını bize aktarıyorlar. Yani Dolayısıyla aslında e, Türkiye'nin e, cari açığını bir noktada 3 milyar dolarlık bir fonlama sağlamış oluyoruz. Burada paralarını Türk lirasına dönüyorlar. E, yapacakları yatırımları e, altın olarak, Türk lirası olarak, döviz cinsinde hatta Kuveyt Türk sukukları aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği kamu sukuklarını da alıyorlar. Yani dolayısıyla e, bir e, ciddi bir burada sermayelerin aktarmaları söz konusu. Şimdi gelelim içerideki yatırımcıya. E, yerli yatırımcı özelinde mesela katılım bankalarına e, ürün katılım bankalarına çeken ürünleri sürekli konuşuyoruz. Evet. E, bu seneye baktığımızda e, yine altın bankacılığında özellikle siz hani hem kendi bankanız özelinde de hem de katılım bankaları özelinde de altın bankacılığı için önemli ürünler geliştiriyorsunuz. 2020 özeline baktığımızda talep gören ürünlerde nelerin öne çıktığını. Gördünüz. Yani bunu hem aslında yatırımcı talebi olarak sorayım hem de kazandıran ürünler tarafında da aynı şekilde. Çünkü yine bu sene ne altın en çok kazandıranların başında altın geliyor. Altın ve gümüş diyelim. Evet. Aslında kıymetli madenler bu sene ciddi şekilde yatırımcısına kar ettirdi. Yerli müşterilerimiz de pandemiden dolayı özellikle dijitalden altın alıp satma, gümüş alım satım işlemlerini ciddi şekilde yoğunlaştılar. Bu sene zaten pandeminin çok etkisi olduğu bir seneydi. Dijital müşterilerimiz de o seviyede arttı. Yani nereden neredeyse yaklaşık 1.8 milyon dijital müşterimiz oldu ve açıkçası bu kanallardaki limitlerimizi de biz de müşterilerimizi dijitale yönlendirmek açısından ve pandeminin gereği doğrultusunda da arttırmış olduk. Peki burada biraz daha e, ürünleri nasıl görüyorsunuz? Yani hem sukuk, muraba, altın özelinde hem de e, yatırımcıları biraz daha çekmek için örneğin sizin kendi bankanız özelinde de yeni ürünleriniz var mı geliştirdiğiniz? Evet yani dijital olarak şöyle e, mesela XTM ürünümüz var. E, XTM ürünümüz Türkiye'nin 90 noktasında hizmet veren hı hı. bir e, şube e, gibi hizmet veren şube, şube ürün çeşitliliğine sahip. Aynı zamanda bir ATM kadar pratik bir ürün. Dolayısıyla e, XTM ürünümüz özellikle pandemide temas ve hijyen kuralları e, dahilinde içine girip direkt müşteri temsilcisine bağlandığınız kredi kartınızdan e, ATM kartınıza kadar alabildiğiniz, aynı zamanda e, kredi başvurunuzu yapabildiğiniz, tüm bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebildiğiniz bir ürün. Türk'te şu anda 90 noktada bu XTM cihazlarımız. XTM cihazlarımız aynı zamanda Tamamen yerli ve e, milli kaynaklarla oluşturulmuş Peki, cihazım. Peki ne getiriyor? Yani bu hiç bilmeyenler için evet, sorayım. Evet. Nedir bu XCM? Yani bir e, yatırımcı ya da tüketici ya da bir banka müşterisi olarak ne işime yarar benim? Evet yani e, şöyle bir kere XTM'de bağlandığınız müşteri temsilcisi e, Türkçe, İngilizce, Arapça aynı zamanda işaret dilinde, hı hı. E, işitme engelli müşterilerimiz için işaret dilinde hizmet vermeye başladı. İşaret dilinde ilk defa bu hizmeti veren de bankacıydı aynı zamanda. E, dolayısıyla e, bu hizmeti alan kişiler eee XDM'in verdiği müşteri deneyiminden oldukça da memnunlar açıkçası. Yani aslında bir yerde şubesiz bankacılık. Şubesiz gibi. bankacılık. Evet. Peki bu bunun mesela evrilmesini nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi bu süreçte mesela Türkiye'de bir dönem oldu. Bütün bankalar her yere şube açtılar. Evet. Büyüme döneminde. Şey işte 2008 krizinden sonra yaşanan süreçte e, biz baktık mesela 2010'dan itibaren Türkiye'de özel bankalar, kamu bankaları her yerde şube açtılar. Evet. Şimdi e, biraz aslında bu kadar şubeye gerek yok diyor bankalar. Evet. Çünkü her şey dijitale taşındı. Yani yani kimse artık e, bak, e, bankaya gidip işlem yapmıyor. Her şey dijitale döndü. Şimdi 1 Ocak'tan itibaren de mesela şubesiz hesap açacağız. Evet. Yani bankaya gitmemize hesap e, ya da yeni bir müşteri olmak için bir bankaya ziyaret etmemize gerek kalmayacak. E, şubelerin biraz şekil mi değiştireceğini görüyorsunuz. Çünkü bu şubesiz bankacılık adımınızı sormak isterim. Yani gelecek dönem için bu tamamen mümkün mü? E, tamamen mümkün. Diyemeyiz. Şube, şubeleşme ve şubeler devam edecek. Ama Öte yandan dijitalin önemi artacak. Yani e, dijital hizmetleri kullanmayan yüz binlerce müşteri sadece Kuveyt Türk özelinde söylüyorum, pandemi döneminde dijital kanallara göç ettiler. Dolayısıyla dijitalin önemi çok artacak. Tabii kamunun ee, şey yapmasıyla yani e, desteklemeleriyle birlikte biliyorsunuz görüntülü görüşme biraz önce siz de bahsettiniz. Hı hı. Görüntülü görüşmeyle hesap açılışı 2021 yılı başı itibariyle geçiyor. Biz de buna hazırlandık ve geçiyoruz. Artık e, müşterilerimiz evinden çıkmadan e, herhangi bir bankada görüntülü görüşmeyle hesap açabilecekler. Aynı zamanda e, FAST dediğimiz hı hı. fonların anlık ve sürekli transferi sistemi devreye alınıyor ve e, bununla beraber 7/24 insanlar birbirlerine para yollayabilecekler biliyorsunuz şu anda. E, sadece mesai saatleri içerisinde e, fon transferi yapılabiliyor. Hı hı. Bu Merkez Bankası'nın yeni uygulaması. Evet bu da değişti. Evet aynı zamanda kolay kolay adres e, sistemi KOLAS dediğimiz sistem. Burada da e, 26 haneli IBAN numarasını kullanmak yerine siz cep telefonunuzu, e-mail adresinizi veya vergi kimlik numaranızı hesap numaranız olarak tanımlayabileceksiniz. Bir kişiye bu bilgileri verdiğiniz zaman Fastla birlikte 724... E, hızlı bir şekilde e, fonların transferi sağlanabilecek. Aslında açık bankacılık ya, gibi bu evet bu. yasal evet. düzenlemelerle birlikte dijital hizmetlerle birlikte e, çok ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümün de içerisindeyiz. Tabi e, ben hala şubelerin öneminin de devam edeceğini düşünüyorum ama dijitalin çok çok daha önemli olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi e, biraz aslında sizin özelinizde de yani. Bankanız özelinde mesela çıkardığınız ürünlerden en fazla talebin bu sene neye geldiğini gördünüz. Neden tabi bunu da sorayım yani özellikle gelen katılım bankacılığı müşterisi çıkardığınız ürünlere nasıl bir dönüş sağlıyor? Bunu neye bağlıyorsunuz tabi getiriler vesaire noktasında. Evet. Bir de yeni ürünler ne olabilir? Yani 2021 yılı itibariyle çünkü Türkiye ekonomisinde bir değişim dönüşüm sürecine girdik evet. artık. Dolayısıyla yatırımcılar da aslında yeni yatırımlar yani bizde çok klasikleşmiş altın döviz yatırımlarıydı eski eskiden. E, ama şimdi daha fazla borsaya giriş e, genç nesil geliyor. Onlar daha fazla sermaye piyasalarına ilgililer. Yani katılım bankaları burada e, yeni müşteri potansiyelini çekecek neler yapıyor? Evet yani bunların başında e, klasik bizim katılma hesapları e, veya sunduğumuz diğer bankacılık hizmetleri dışında ben sukuğun öneminin Hı -hı. artacağını düşünüyorum. Şu anda katılım bankaları e, sukuk ihraçlarına çok önem veriyorlar. Aynı zamanda kamu e, sukuk ihraç etti bu sene. Aslında bu sene kamu sukukları konusunda da çok önemli bir seneydi. Çok ciddi kamu sukulu satışı yaptık. E, yatırım fonları e, yine dediğiniz gibi gençlerin e, çok e, önem verdiği bir e, alan. Özellikle bizim e, KT Portföy e, %100 Kuveyt Türk iştiraki olan bir firma. Hı hı. E, onun üzerinden yatırım fonları yani bu menkul kıymetler yatırım fonları Gayrimenkul yatırım fonları ve aynı zamanda girişim sermayesi yatırım fonları. Hı -hı. Artık biraz önce gençlerden bahsettiniz. Gençler iyi bir dijital deneyimin yanında menkul kıymetler yatırım fonları veyahut da girişim sermayesi yatırım fonu gibi ürünlere çok meraklılar. Evet. Dolayısıyla mesela girişim sermayesinde özellikle dijital startupların desteklenmesi konusunda bir yatırım fonumuz var. Hı -hı. Hem... Aslında startupları destekliyoruz. Aslında bunun da muhatabı gençler. Hem de aynı zamanda bu yatırım fonunu satın alan kişiler de çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Aslında dediğiniz gibi dijitalle birlikte talep edilen ürünlerin çeşidi de farklılaşıyor. E, burayı biraz açayım, e, yatırım fonlarını özellikle biraz daha sormak istiyorum. Yani evet girişimciler tarafında biraz da bir teminatlar noktasında onlar e, klasik bankalarla sıkıntılar yaşıyor ama e, kamu bankaları biraz girişim sermayesi yatırım fonlarıyla destek veriyorlar. E, gayrimenkul tarafı da önemli, e, buraya da özellikle son dönemde talebin geldiğini biliyoruz. Bu yatırım fonlarındaki fırsatlar neler? E, katılım bankacılığı özelinde nasıl işletiyorsunuz bu sistemi? Ya şöyle, e, yatırım fonları aslında reel piyasayı desteklemek anlayacak ama e, anlamında kullanılabilecek hı hı. E, çok önemli konulardan bir tanesi. Hemen hemen katılım bankalarının hepsinin e, bir portföy yönetim şirketi var ve bunlar fon e, oluşturuyorlar. Bu fonlar da e, uygun gördükleri e, alanlara yatırım yapıyorlar. E, fon e, mesela katılım bankacılığında Türkiye'de yeni bir konu olsa da aslında Körfez'de daha eski bir konu. Hı hı. E, Körfez'deki müşterilerimize de aslında fonlardan bahsettiğimiz zaman e, onlar da Türkiye'deki özellikle ihracat yapan firmalara, kabilere, e, teknoloji ve değer üreten firmalara yap, yatırım yapan yatırım fonlarını aslında çok ciddi şekilde e, yatırım yapmak istiyorlar. Peki şimdi zor bir sene geçirdik. Herkes evet. için çok zordu. Ekonomik açıdan da çok zor bir seneydi. Özellikle bir anda gelen bu kapanmalarla Mart ayı döneminde kredi taleplerinin ertelenmesi... ...ya da işte daha zorda olan kesime yeni kredilerin açılması gibi sıkıntılar yaşandı bankalar tarafında da. Siz Kuveyt Türk özelinde neler yaptınız? Yani bu Mart-Nisan döneminde bir anda kapanmaların gelmesiyle... ...ve tabii ki sizdeki bu kredi ertelemeleri ya da yeni kredi ürünlerinin çıkarılması tarafında Şimdi pandemi başladığı Mart ayından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun, yetkili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda biz müşterilerimize masrafsız ve kar payı eklemeden kredilerini ötelendirdik. Aynı zamanda daha esnek bir vade isteyen müşterilerimize de yapılandırmalarını yaptık. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında daha hızlı, Sıcak bir ekonomi vardı. Ee, kar paylarının, oranlarının hızla aşağı düştüğü hı hı. bir e, ortam vardı. Özellikle ihracatçı müşterilerimize, makine ihraç eden müşterilerimize e, makine finansmanı paketi sunduk. 500 milyon TL'lik bir paket hazırladık çiftçilerimiz için. Çünkü çiftçinin e, ve gıda tedariğinin ne kadar önemli olduğunu aslında pandemi döneminde de karantinada da görmüş olduk. E, ve fiyatlarımızı da oranlarımızı da hızlı bir şekilde düşürerek... E, Yıl iki, yılın ikinci yarısındaki bu hızlı ekonomiye de destek olmuş olduk. Peki yeni dönemi sorayım. Yani yeni dönem için çalışmalarınız neler? Yani 2021 yılı için biliyorsunuz şu anda bir reform paketi evet. süreci var. Dolayısıyla bankalar yeni döneme nasıl hazırlanıyor? Yani bunu aslında başta bahsettiğiniz yatırımları çekmek için, çekme tarafında soruyorum. Çünkü körfez sermayesinin katılım bankalarına yatırımlarından bahsettiğiniz, yani Türkiye'nin açıklayacağı bu reform paketi nasıl bir bakış açısı getirir körfez sermayesi tarafında? Hem bunu sorayım hem de Kuveyt Türk özelinde neler yapacaksınız? Reform ee, paketi e, güvenin inşa edilmesi konusunda ve yatırımcının çekilmesi anlamında çok önemli yani böyle bir paket açıklandığı zaman hı hı. özellikle e, pandeminin yılın e, 2021 yılının ikinci yarısında e, ekonomi üzerindeki etkisinin daha çok azalacağını tahmin ediyoruz dolayısıyla e, bu hava açılması seyahatlerin tekrar başlamasıyla birlikte insanların normalleşmeye başlayacağını ve yatırımcıların tekrar Türkiye'ye gelmeye başlayacağını düşünüyoruz. Reform da hı hı. bu güven ortamının tesis edilmesi anlamında çok önemli. Yani Ben aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Kuvvet İş Konseyi'nin gözetim ve yönetim kurulu üyesiyim. Birlikte Kuvvet'le iş forumları yaparak onların sermayesiyle alakalı yatırım buraya çekme anlamında ciddi faaliyetlerde bulunuyoruz. Yani Orada... Ee, Sayın Büyükelçimiz e, Ayşe Hilal Koytak hanımefendinin de bu sene iki defa online olarak görüştük. E, buraya yatırım gelmesi anlamında çok ciddi destekleri var. Ben 2021 senesinde özellikle ikinci yarısında e, reform paketiyle beraber çok daha olumlu hareketli bir sene yaşayacağımızı düşünüyorum. Nasıl mi? bir bakış açıları var? Siz bu temaslarda ne görüyorsunuz? Evet, Yani e, şöyle sürekli biz Körfez'e gidiyoruz. E, sürekli oradaki ticari ateşelerimizle, müşavirlerimizle. Cumhurbaşkanlığı yatırım danışmanlıkları var her Körfez ülkesinde. Onlarla görüşüyoruz. Ben güven ve istikrar sürdüğü sürece oradan yatırımın çok daha fazla geleceğini inanıyorum. Dediğim gibi bir e, İstanbul, e, bir e, İsviçre veyahut da Londra veya New York olabilir bu konuda. E, güven Sürdüğü sürece. Neden olmasın? Evet. Son olarak Kuveyt Türk bireysel bankacılık özelinde özellikle yeni ürünler tarafında neler öngörüyorsunuz? Yani yeni bir konjonktür, yeni bir dönem. Siz kendi planınızı nasıl çiziyorsunuz 2021 hedefleriniz doğrultusunda? Biz tüm ürünlerimizi dijitalleştirmeye, dijital deneyimi artırmaya önem veriyoruz. Kağıtsız bankacılık, şubesiz bankacılık ürünlerini ve mobil çözümlerini ve müşteriye iyi bir deneyim yaşatmayı... Ee, aslında 2021 yılında e, buna önem veriyoruz. 2019 yılında aslında bir dijital dönüşüm programı uygulandı. Ee, pandemiden önce dijital dönüşümümüz başlamıştı. Biraz önce söylediğim gibi XDM ürünlerinde, diğer mobil ürünlerde. Ee, 2021 yılında bu çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Ee, yani geleceğe ümitle bakıyoruz. Ali Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bugün faizsiz ekonomide Kuveyt Türk Bireysel Satış ve Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağtır'ı konuştuk ve Ali Bağtır'ı ağırladık. Ve bu dönemde özellikle körfez sermayesinin Türkiye yatırımlarını, yeni dönemde katılım bankalarının ürün hedeflerini konuştuk. Buradan noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye katıl.